Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Veteriner hekim karizması diye bir şey var. Var. Niye var? Çünkü böyle bir meslek ki ormanın büyücüsü, ormanın sihirbazı, ormanın Gandalf'ı gibi bir şey bu. Niye biliyor musun? Çünkü mesela ormanda bir kuş var. Mesela bu kuş olsun, tamam mı? Bu soğuk algınlığı ilacı. Bu mesela bir kuş olsun. Bu kuşa bir şey olsun. Ne olsun? Ayağını kırdı bu kuş. Peki bunu kim tedavi edecek şimdi? Bunun ayağını kim saracak? Kim buna sertlaştırılmış elini sıkıştıracak? Veteriner hekim. Bunun kulak burun boğazcısı kimdir bunun kulak burun boğazcısı? Veteriner hekim. Kanser çıktı. Onkolojist. Kim bu onkolojist? Veteriner hekim. Köpekte ne var? Tweety çıktı. Winchristine'i kim verecek? Veteriner hekim. Atın ayağı kırıldığında kim bakıyor? Yine veteriner hekim. Ruminant'ın abomazum deplasmanına kim bakıyor? Veteriner hekim. Ya bu nasıl bir meslek? Bu nasıl bir büyüleyici bir meslek? Yani her hayvanda yetki sahibi. Mesela ben kedi köpekçiyim. Öyle bir şey yok aslında. Sen kedi köpeği tercih etmişsin orada çalışmayı. Çünkü ahırda çalışmak istemiyorsun veteriner hekim olarak. Ama her veteriner hekim inek, koyun tedavi edebilir. Veyahut da hayvanat bahçesini alırlarsa zürafa da tedavi edebilir. Yani bu kısıtlanmış bir şey değil. O yüzden büyüleyici. Çok yönlü. Çok yönlü nasıl çok yönlü? X-ray cihazını adam işte ya da ultrason alıyor, bakıyor, anlıyor. Veteriner hekim. Dersini almış. Biraz kendini geliştirdiyse devamını da yapıyor. Ama ultrason bakmak bu mesela atıyorum yavrulara bakıyor. Jinekolog mu yoksa bu adam ya da kadın doğum uzmanı falan mı yani nereden biliyor bunları? Çünkü o bir veteriner hekim. Aynı zamanda kısırlaştırma ameliyatı da yapıyor. Aynı zamanda kemik kırığı oluyor. Bir ortopediste dönüşüyor. Basıyor düğmeye ortopedist oluyor. Tedavi etmeye başlıyor. Hayvanın ateşi var. Değil mi? Siz sağlık ocağına gidiyorsunuz. Aile doktoruna. Hayvanın ateşi var. İshal var hayvanda. Koksidya var mesela atıyorum. Paraziter bir etken var. Kim tedavi, kim teşhis edebilir? Paraziti kim mikroskopta görebilir? Veteriner hekim. Kim tedavi edebilir? Veteriner hekim. Paraziter değil, viral bir şey olsun. Parvovirüs olsun. Newcastle olsun kuşta. Kim bunu tespit edecek? Kim bunu çözecek? Kim bunu bilebilir? Bu kadar fazla hayvanda, bu kadar fazla hastalığı, bu kadar fazla tedavi yöntemini, bu kadar fazla teşhis yöntemini, bu kadar fazla bilgiyi ve tecrübeyi ve bu kadar şeyi, beceriyi kim bünyesinde barındırır? Veteriner hekim. Böyle bir karizmatik bir meslek var mı ya? Şaka mı bu mesleğin karizması? Şaka mı? Şaka olmalı bence. Yani böyle bir hani ama sizde uzmanlık yok diyeceğiniz bir şey değil. Bizde uzmanlık pekala var. Bizde isteyen istediği alanda uzmanlaşıyor ve uzmanlaşılıyor da bizim meslekte. Kalp de uzmanlaşan yani kardiyolog, veteriner hekim de var. İşte onkolojisti de vardır. İşte ortopedisti zaten vardır çok hani ilgilenilen bir alandır. Kafana vurdum bir kere. Dolayısıyla bizde uzmanlık tabii ki var olmaz olur mu? Ama biz yetki bakımından ve aldığımız dersler bakımından bunların hepsinin eğitimini aldık. Hepsine hazırlandık. Yani ben mesela ileride kedi köpekçi olursam şap, antraks, abomazum deplasmanıdır. İşte mavi dil hastalığı. Bunların hepsini bilerek kedi köpekçi olacağım. Ve atta da aynı şekilde. Ruam. Bileceğim. Dolayısıyla ben almam gereken eğitimleri aldım okulda. Ve bütün veteriner hekim olanlar da alıyorlar. Ve istedikleri alanda çalışmayı tercih ediyorlar. İsterse adam sucuk fabrikasında çalışıyor. Böyle bir şey var mı ya? Bir meslek düşünün. Adam cerrah da olabiliyor. Sucuk fabrikasında da çalışabiliyor. Süt fabrikasında da çalışabiliyor. Yani bu nasıl bir genişlik? Böyle bir genişlik derken böyle bir çok yönlülük yani bu nasıl bir meslek, bu nasıl bir karizma, bu nasıl bir yani bilgelik tamam mı? İnanılmaz. Ben veteriner hekimliği hep oldum olası ormanın büyücüsü gibi görmüşümdür. Çünkü çok farklı hayvanlara, kaplumbağaya gidip tedavi uygulayabilen, sonra giden bir ata tedavi uygulayabilen, sonra gidip dağdaki kartalı tedavi edebilen bir bilgiye donanıma sahip. Bu nasıl olabilir ya? Bunu aklınız alıyor mu? Bu nasıl bir karizmadır ya? Bu nasıl bir dakika. Bu nasıl bir meslek? Nasıl bir meslek bu? Nasıl bir meslek bu? Yani siz gittiniz bir veterinere bunların hepsini yapabilir. Birinde kendini çok uzmanlık
Mesela atıyorum adam jinekolojide uzman olmuştur. İşte doktorasını yapar. Bizde bu arada yüksek lisans yok. Yani master degree yok bizde. Direkt PhD var. Doktora alıyorsunuz. Bizim fakültenin şey pardon veteriner fakültesinin bir katkısıdır bu. Aynı tıp gibi. Dolayısıyla doktorasını yaptı adam jinekolojide. Yaptı. Ne yapıyor? Mesela daha üstün bir jinekoloji bilgisi, hormonları kullanma bilgisi oldu. Ama aynı bilgiyi veya aynı şeyleri en azından onun kadar yapamasa da o çünkü uzmanlaşmış oldu, daha da iyi oldu ama bir veteriner hekim de yapabiliyor. Yani uzmanlık tabii ki çok şey katacaktır ama mesleki açıdan beceri, mesleki beceri açısından o beceriler, uzmanlık becerilerinin hepsini bir insana yüklemeye çalışıyor veteriner hekim eğitimi. Ve eğer o insan da şey bir insansa, kapmaya meyilli bir insansa süper güçlü bir varlığa dönüşüyor. Süper insana dönüşüyor. Übermensch oluyor. Böyle avatar oluyor, tamam mı? Avatar Aang oluyor. Gözünden mavi ışıklar çıkarıyor. Anladın mı? Öyle bir meslek. Evet, mesleğimi övdüğüme göre içim rahatladı. Artık deşarj oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben bu arada daha mezun oldum ama diplomamı alamadım. O yüzden tam mezun olmamış gibiyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.